Günümüzde terör küresel ideolojik yobazlığın aracı oldu. Aslında küreselleşme yobazlığın ta kendisi değil mi? İşte Hablemitoğlu, yobazlığın, gericiliğin ulusal boyutu aşıp küresel bir boyuta ulaştığını, bu aşamada yobazlığın dilinin, dininin, milliyetinin olmadığını ortaya koyuyordu. 1920'lerden bu yana çeşitli defalar ulusal bütünlüğe ve laik cumhuriyete karşı tehdit olarak ortaya çıkan gericiliğin bugün Fethullah Gülen cemaatiyle somutlaştığını ve bu cemaatin yobazlığın küreselleşmesinin en başarılı örneği olduğunu ifade ediyordu. Hablemitoğlu'na göre Fethullahçılık cürüm işlemek için kurulan bir teşekküldür. Anayasal düzeni değiştirmek için devleti ele geçirmeyi amaçlamak cürümlerin yani suçların en ağırıdır. Ayrıca yandaşlarını koruyup kolladığı için de mafya türü çıkar ağırlıklı bir organizasyondur. Fethullahçılık hem laikliğe karşı işlenen suçlar hem de organize suçlar kapsamında değerlendirmeye alınması acilen gereken bir oluşumdur. Uzun vadede siyasal ümmetçiliği öngören ipleri dışarıda bir şeriatçı organizasyonun Türkiye ve Türk dünyasına her an ihanet beklentisinden başka ne faydası olabilir ki? Burada daha vahim olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, ulusal bütünlüğümüze ve laik devlet yapısına karşı faaliyetleri ve bu faaliyetler sonrası ulaşmak istedikleri sonuç bu derece ortadayken ve bu denli karanlık bir örgütün uluslararası ölçekte ardına aldığı desteğin ve karmaşık ilişkilerin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde sessiz ve derinden ilerlemeleri ancak devleti yönetenlerin en iyimser bakışla bu ilerlemeyi görememesidir. Öyle ki devlet güvenliğinin zaafa uğraması pahasına, basit çıkar hesaplarına ya da makamından olma düşman kazanma korkusuna dayalı ilgisizlik, sorumsuzluk, vurdumduymazlık, fırsatçılık, yandaşlık ve işbirlikçilik gibi tüm olumsuzlukların oluşturduğu bu bataklık zemin, devletin stratejik kurum ve kuruluşları içindeki Fethullahçı fidanların ormana dönüşmesine yol açacaktır. Hablemitoğlu'na göre, Fethullahçı ve diğer kökten dinci yapılanmalara karşı devlet erkiyle mücadele yapılmayıp bu mücadele sadece bir avuç cumhuriyet aydınına gönüllüsüne bırakılacak olursa ödenecek bedeller de giderek ağırlaşacaktır. Bu bedeli Hablemitoğlu ve diğer devrim şehitleri kadar ağır ödeyen kim var bu ülkede? Bu sorunun yanıtını farkında olmasalar bile bugünü ve geleceği ipotek altına alınmış 70 milyon Türk insanının olduğu apaçık ortadadır. 1980'den bu yana bu bedeli ödeyenler içinde bir liberalin, bir sosyalistin, bir kökten dincinin ya da parlamenterin ismini bulmak neredeyse imkansızdır. Yitirilenlerin yaşam biçimleri, yurtseverlikleri, mücadeleleri, aydınlanmacı olmaları ve Atatürk inançları gibi ortak özellikleri bu aydınların sistematik bir biçimde ve adice susturulmalarının nedeni olduğu gibi aynı zamanda hedefleyenlerin adresi hakkında da çok net ipuçları veriyor. Fakat Cumhuriyet devrimi uğruna can veren şehitlerin hiçbiri toplumda hak ettikleri değeri göremediler, onlar yalnızca ölüm yıldönümlerinde anıldı. Oysa Profesör Kışlalı, mumcunun ardından diyordu ki, sönen her mumun ardında onlarcasını yakın. Mumlar değil, karanlık isteyenlerin nefesleri tükenecektir. Necip Hablemitoğlu bu gerçekliği şöyle ifade ediyordu. Cumhuriyete bağlı olduğunu söyleyen bizler de, utanmadan ve sıkılmadan devrim şehitlerimizi sadece ölüm yıldönümlerinde hatırlamaya devam edeceğiz. Niye can verdiklerinin nedenini sorgulamadan, hesabını sormadan. Gericilik bölücülük küresel, terörizm küresel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığını hedefleyen tehditler küresel. Bu tehditler yalnızca birkaç güçlü devletten ya da bir dünya devletinden kaynaklansa anlayacağız. Ancak ekonomik olarak Türkiye'den çok daha güçsüz olan ülkelerin bile türlü tarihsel bağlantılar gösterip istihbarat birimlerini kullanarak Türkiye üzerinde toplumsal, ekonomik, siyasi tahliller yapması ve bunlardan yararlanması biraz ilginç ve vahim doğrusu. Dünya egemenliği kavgasının kızıştığı Avrasya'ya açılan kapı gibi algılanan Türkiye üzerindeki küresel tehditler arasında topraklarındaki Türk nüfusun içindeki şeriatçı bölücü örgütleri çok iyi kullanan, hatta kendi sınırları içindeki örgütleri bir yana bırakın, bu yerli işbirlikçileriyle Türkiye içindeki en stratejik noktalara kadar ulaşabilen bir ülke var ki burada söz etmeden geçiremez. Almanya. Hablemitoğlu'nun çalışmalarından aktarırsak, Almanya'nın konumu iki temel kategorinin arasındadır. Hem müttefiktir, hem ucundan dostluk gösterir ama buna karşılık en kaba ve sıra dışı yöntemlerle sizi önce parçalamaya ve sonra arka bahçesi içinde sindirmeye çalışır.
Düşmanlığı ulus devlete ve ulusal bütünlüğümüzedir. Almanya, Türkiye üzerindeki çalışmalarını vakıfları yanı sıra istihbarat servisleri üzerinden yürütmektedir. Alman istihbarat servisleri, Almanya sınırlarındaki Türkiye aleyhine çalışmalar yapan örgütlere adeta kol kanat germektedir. Almanya İç İstihbarat Servisi'nin kontrol ve güdümünde Türkiye karşıtı eylemlerini sürdüren PKK, DEVSOL, TİKKO, Milli Görüş Teşkilatı gibi terör örgütü ve radikal grupların arasında kaplancıların mümtaz bir yeri vardır. Kendi anayasasında komünist rejimin kurulmasına olanak tanımayan Alman devleti, Türkiye'den kaçan tüm komünist terör örgütlerinin militanlarına sığınmacı statüsüyle maaşa bağlayarak destek vermekte, yine anayasasına göre laikliği temel kural kabul eden bu devlet, Türkiye'deki tarikatların ve mezhepsel yapılanmaların kendi ülkesindeki uzantılarına da adeta kol kanat germektedir. Kesin olan şu ki, Alman devleti sadece Alman kökenli vatandaşlar için bir hukuk devletidir. Avrupa Birliği ülkeleri dışında kalan arka bahçe ya da bir başka ifadeyle hayat alanı içindeki ülkeler içinse bir faşist devlettir. Hablemitoğlu'nun Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası isimli kitabında Almanya'nın rolünün ve Alman işbirlikçilerin faaliyetlerinin teşhiri amaçlanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç, Almanya'nın bizi bizden daha iyi tanıdığı gerçeğidir. Buradaki onurlu davranış, Türkiye'deki altın olayına çevreci kaygılarla örtülen Almanya perspektifinden olduğu kadar, Atatürk'ün perspektifinden bakmaktır. Araştırma boyunca Hablemitoğlu bir bilim adamı olarak uzmanlık alanına giren konularda ilişkilerin ardındaki gerçekleri ortaya koymuş, siyanürle ilgili iddialara gelince bu görevi uzman kuruluşlara bırakmıştır. Zira yansız bir bilim adamı etnik dinsel kimliğini, mesleki bağlantılarını, ideolojisini bir kenara bırakmayı başardığı ölçüde büyüktür, saygındır. Bir bilim adamını sıradanlıktan sıyıran en önemli fark entelektüellik düzeyidir. Araştırmacı hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmez, araştırır, irdeler, teyidini aldıktan sonra yargıya varır. Hablemitoğlu'nun düşünce evreninin önemli bir bölümü de Türk ulusçuluğu, Türk ulusunun yabancı kaynaklı kışkırtmalarla içine düşürüldüğü kutuplaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütünlüğü önündeki iç tehditlerin saplanması ve sınıflandırılmasından oluşur. Biz bu bölümü Türklüğün bağımsızlık mücadelesi şeklinde isimlendirdik. Hablemitoğlu'na göre bir toplumu gerçekten ulus yapan en önemli etmen bilinçtir. Ulus bilincinin olmadığı, üst kültür kimliğinin gelişmediği toplumlarda mutlaka ve mutlaka alt kültür kimliği gelişir ve halklar söylemiyle başlayıp faşizm ölçüsünde yerel boyculuklara dönüşür. Bu anlamda Türklük de estetiktir, duygudur, akıldır, bilimdir, kısaca bir bilinçtir. Türk ulusçuluğunun tarihsel geçmişine bakıldığında Atatürk'ün ulusçuluk anlayışının o dönemde tüm Avrupa'da varlığını hissettiren saldırgan ve şoven tipi ulusçuluk anlayışlarının tamamen dışında evrensel, hümanist boyutları yakalayan, Türkiye ve dünya gerçeklerine uyan bir ilkeye dönüştüğü görülür. Peki 21. yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in mücadele ettiği sorunlar bugüne ilişkin benzer yargılara varmamıza engel olmaktadır. Bunu Hablemitoğlu, Türkiye Cumhuriyeti özgürlükler adına özgürlükleri yıkmaya çalışanların, savunmaya çalışanlardan daha özgür ve güçlü olduğu garip bir ülkedir şeklinde açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehditlerin en büyüğü ulusal birliğinin bozulmasıdır. Ulusal bilinç, ulusal birlik 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden birkaç kişilik vatansever kurmay heyetinin 30 Ağustos zaferinin ardındaki asli güçtür. Ya bugün? Bugün demokrasinin ve ülke ulus bütünlüğünün önündeki en büyük tehlikeyi oluşturan başta Fethullahçılar olmak üzere tüm şeriatçılar, bölücüler, sözde ilerici sosyalistler, dönek solcu olarak tanımlanan ikinci cumhuriyetçiler ortak deyimleriyle TC'ye karşı ittifak görünümündeler. Hem de demokrasi, barış, hoşgörü, insan hakları gibi evrensel değerleri arkalarına alarak. Bugün etki ajanları bir değil, on binlerce. Onlar aramızda, üstelik bizi yönlendiren, yöneten her yerde. Kimi şeriatçı, kimi ülkücü, kimi sosyalist, kimi Kürtçü, kimi ortanın solunda, kimi merkez sağda, kimi kapitalist, kimi ikinci cumhuriyetçi. Ama nedense hepsi de demokrat, özgürlükçü, entelektüel, insan hakları savunucusu ve Avrupa Birliği yanlısı. Güçleri destek aldıkları ülkelerden ve işgal ettikleri konumlardan geliyor.